Merhaba arkadaşlar, basit bir video yapacağım. Yeni bir dashcam aldım. Xiaomi'nin 70 Mi Pro ya da nasıl söyleniyorsa Smart Dash Pro, yani ön kamera. Siz yolda giderken önünüzdeki olayları kaydediyor. Onun haricinde herhangi biri sizin arabanıza park halindeyken dokunduğunda otomatik kayıda başlıyor. Ve ilave bir modül aldım. O modül de ADAS modülü. Akıllı araba, akıllı yol, akıllı arabalar için ön modüllerden bir tanesi diyelim. Onu yaptı da şu: çizgi geçimlerinizde uzun süre beklediğinizde ya da belli hızlarda sizi çizgide geçtiğinizi uyarıyor. Onun haricinde şöyle bir kutu ayrı şeye takılmak için cam kısmına, normalinde gelmiyor, ayrı aldım. Onun haricinde belli bir hızda önünüzdeki arabaya fazla yaklaştığınızda yine bir risk bildirimi veriyor. Çizgi değiştirme risk bildiriminin dışında çok bir şey görmedim. Ha, bir de hızı, yolun hızını açtığınızda belli bir hızın üzerinde sizi uyarıyor. Böyle bir opsiyonu var. Şimdi dashcam bu. Xiaomi'nin. Hemen hemen 4K 1944 1948 çözünürlüğünde çekiyor. 2000 değil de 1948, çok 4K'ya yakın bir çözünürlükte. Kameramız şöyle basit. Sonra montaj kısmını yapacağım. Kutu içeriğinde başka yine trimin altına gizlemek için bir tane plastik aparat geliyor. Cama yapıştırmak için stikerler geliyor ve kullanım kılavuzu. Normalinde gelen braket bu. Fakat benim şu an hali hazırda cama yapışık olan, test etmek için ilk taktığım ADAS braketi ayrı aldım. Çok pahalı bir şey değildi. Oldukça uzun bir kablo geliyor. Bu kabloyla komple gizleyeceğim. Şu an zaten onu da çekeceğim. Gizlemeyi planlıyorum. Bakalım. Burada çakmak adaptörü geliyor. Gördüğünüz gibi iki tane girişi var. Bu da güzel. Dolayısıyla mevcut girişin bir tanesini sürekli bunu kullanacağınızı düşünürseniz, telefonunuzu ya da başka bir şey şarj etmek için ilave bir tane uçta gelmiş yanında. Kutu içeriği bunlar. Nerede kamera? Kamerada sesli komut özelliği var. Başı belli açılara kadar dönebiliyor. Yol için ayarladığınız açıya göre. Sesli komutlarda hemen açalım kamerayı. Bakın şu an içerisini gösteriyor. Hatta şöyle yapalım. Take a picture. Photo taken. Record video. Start recording emergency video. Start recording emergency video diyor. Bu şu ana geliyor. Mesela diyelim ki trafikte herhangi bir durum gördünüz ya da bir şey gelişiyor önünüzde. Yani sizi, anınızı kaçırsanız bile. Record a video dediğinizde ayrı bir dosya olarak, event olarak kaydediyor. Normalde zaten sürekli olarak hepsini kaydediyor. Bunu ilave olarak, yani ayrı bir klasöre kaydediyor. Normalde diğerleri her 20 dakikada bir sıfırlanıyor. İşte belli bir sürede bir. Ama bu şu an kaydettiği hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. O ilave bir yere kaydediliyor, event moduna. Şimdi şey, çözünürlük ayarlarının içinden yapabiliyorsunuz. Screen, turn on the screen, turn off the screen, turn off the screen, the display is off, turn on the screen, the display is on. Diğer iki sesli özelliği de bu. Sonuç olarak basit kullanıma uygun. Tabii komutlar İngilizce. Ben İngiltere'de çekiyorum bu videoyu. Yani Türkçesi var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Şu anda gördüğünüz ADAS modülü netlemeye çalışıyorum. Pek beceremedim. Her neyse, bu sticker'la beraber geliyor. O sticker'ı camdan daha kolay söküp yerini değiştirmenize sağlıyor. Bakın, herhangi bir çarpma ya da titreşim durumunda direkt şeye başlıyor. Emergency video kaydına başlıyor.
Birazdan yerini değiştireceğim ve kablo montajını da yapacağım. ADS modülünü söktüğümde yeniden şey yapabiliriz. Telefondan bağlanabiliyorsunuz ve görüntüleri direkt telefona alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani yolda hemen bu işlemi yapabiliyorsunuz. Onun haricinde küçük micro SD kartla çalışıyor. 32 GB'lık Toshiba aldım ben. U3 istiyor. Yüksek kayıt özelliğinden ötürü. 4K'ya yakın bir çözünürlüğü var. Onun haricinde kendi şarjı da var. Belli bir miktarda şarjı kullanılabiliyor. Evet, şu gördüğünüz ADAS modülü bracketin haricinde kendi bir GPS modülü var içinde. Onun haricinde de belli şeyleri görüyor. Mesela arabalar için yeşil kutucuklar oluşturuyor. Yaklaştığınızda sarı, çok yaklaştığınızda kırmızıya dönüyor bu kutucuk. Onun haricinde hat geçişimlerinde çizgiyi, rengini değiştiriyor. Kırmızı hale getiriyor ve çizgi değiştirdiğiniz line departure diye uyarıyor sizi. Dediğim gibi bu ayrı aldığım bir modül. Onun haricinde hepsi bu. Birazdan montajını yapacağım ve birkaç çekilmiş görüntü videosunda ekleyeceğim. Turn on the screen.